Yukarıdaki cümlede yazar aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? Bir yazar kitaplarını yayın evleri tarafından baskılarını sağlığında kendisi hazırlamalı. Çünkü sonraları onların başına nelerin geleceğini bilemez. Söz gelimi Yahya Kemal kendi gök kubbemizi sağlığında kendisi hazırlasaydı. Hiç değer vermediği birçok şiirini kitaplı o kitabına alır mıydı hiç demiş. Yani yazar burada ne diyor? Kitabını sağlığında kendin hazırlayacaksın yayınlanmasına. Yoksa değer vermedin önemsemedin eserlerinde basabilirler diyor bu durumda C seçeneğine baktığımızda kitabın yazarınca yayılma hazırlanması önemini vurguluyor bize bu cümlede asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir sanatta ve edebiyatta gerçek kişiliğe dik yokuşlardan geçilerek varılır bu yorgunluğa katlanmaya göze alamayanlar edebiyatında sanatında kapısını çalmasına bize burada emekten bahsediyor. Emek harcamadan gerçek sanatçı, büyük sanatçı olamazsınız diyor. B seçeneğinde de aynısını vermiş. Büyük emekler vermeden gerçek sanatçıla ulaşılamaz. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin cümlelerde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? Birinci cümle dilimizin söz varlığı her yönüyle zenginleştirilmelidir. Bu bir öznel yargı içeren bir cümle. Bana göre zenginleştirilmelidir, size göre zenginleştirilmemelidir belki de. İkiye baktığımızda edebiyatın konusu insan ve onun yaşadığı sorunlar, eleştirinin konusu ise edebi eserlerdir. Burada edebiyatın konusu ise eleştirinin konusu karşılaştırılmış. Yani bir karşılaştırma cümlesi. 3. Yunus Emre'yi bütün dünya tanıyor. Çünkü o insanlığın ortak değerlerini anlatıyor dediğimizde yargı gerekçesiyle birlikte verilmiş. Çünküden sonra yargının gerekçesi bildirilmiş. Aşk olsun. İstanbul'a kadar geldin de bana uğramadın dediğimizde ise bir sistem cümlesi söz konusu olmuş. Yani dördüncü cümlemizde bir sistem cümlesi. Baktığımız zaman hangisine yer verilmemiş? Tanım cümlesine yer verilmemiş. Yukarıda numaralanmış cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede nesler değerlendirme yapılmıştır. Biz nasıl kendi hayatımızı kendimiz yaşıyor ve ona başkalarının karışmasını istemiyorsak kurmaca işlerde öyle düşünülmeli. Burada nesnelden çok öznel bir değerlendirme yapılmış. Yani A seçeneğimiz doğru seçeneğimiz olacak. İkinci cümlede önerviye yer verilmiş. Üçte yakınma dile getirilmiş. Dördüncü cümle sapıtma yapılmış. Veya yani saptama yapılmış. 5. cümlede bir çıkarım söz konusudur. Evet yani sadece A seçeneğindeki yanlış. Yukarıda verilen iki numaralı cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Birinci cümlede özellikle batı toplumlarında insan sağlığına verilen önem her geçen gün artarak devam etmektedir. İkinci cümle bu durum toplumun ve dolayısıyla toplumu oluşturan bireylerin eğitim seviyesini ve ekonomik olarak refah düzeyinin artmasıyla birebir bağlantılıdır diyor. Hangisi söylenebilir baktığımız zaman şıklara D seçeneğini söyleyebiliriz. Birinci cümlede ifade edilen görüşün gerekçesi belirtilmiş çünkü.